Herkese selam Bugün sizlerle beraber güzel bir pazartesi gününden merhaba. Bugün gördüğünüz üzere son 24 saatte piyasadaki ilk 100 coin'in de güzel performans verdiğini söyleyebilirim sizlere. Gerçekten güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. Son bir haftada da güzel bir tablonun tekrardan bizleri karşıladığını görebiliyoruz. Bugün ise sizlerle beraber Pepe hakkında konuşmak istiyorum. Pepe'nin kısa vadeli yapabileceği fiyat hareketlerinden bahsedeceğim. Zaten uzun vadeli fiyat hedeflerimden önceki videolarımda da bahsettim sizlere. Bugün sizlerle beraber Pepe'deki teknik analizme laf uzatmana geçmek istiyorum. Pepe şu anda bulunduğu bir durum mu? Aslında bana bir boğa bayrağı formasyonu içerisinde olmuş gibi geliyor. Burada bir boğa bayrağı formasyonu görebiliyoruz aslında. E, bu çok net bir şekilde burada gözüküyor. E, Pepe'nin burada bir boğa bayrağı formasyonuyla e, iç içe olduğunu burada görebiliyoruz. Burada ben burada çektiğim yapıyı klonladığımda e, gerçekten çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Açıkçası buradaki formasyon bir boğa bayrağı formasyonu da olsa veya bir konsolidasyon seviyesi de olsa sadece bizim burada Pepe'den beklentimiz yukarı yönlü bir kırılım yapması. Ve Pepe'deki beklentilerimiz için buradaki kırılımın gerçekleşmesi gerekiyor. Peki burada bizlerin dikkat etmesi gereken seviye Şeyler, hangisi onlardan bahsedeceğim sizlere. Ancak sizlerle beraber Pepe'deki önemli seviyelere geçmeden önce sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Videolarımı attığınız beğeniler benim için gerçekten çok önemli. Bu yüzden eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz güncellemelerimi kaçırmamak için de kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen. Sizlerle beraber Pepe'deki seviyelere bakmadan önce burada Ethereum Bitcoin grafiğine bakmak istiyorum. Ethereum Bitcoin grafiğinin burada aslında Kasım'ın 20'sinden beri güç kazandığını, Ethereum Bitcoin'e karşı güç kazandığını görebiliyoruz. Bu aslında bizler için ne ifade ediyor? Burada Pepe'nin grafiğine tekrar geldiğimizde Kasımın 20'sinden beri Pepe'de de bir momentum olduğunu görebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki Ethereum Bitcoin'e karşı güç kazandığında Pepe'de buna korele bir şekilde e, dolara karşı güç kazanıyor. Bunu aslında görmemiz zaten çok zor bir şey değildi bu. Yani Pepe'de aslında bir kırılım yaşandığında ve güzel fiyatlara çıkacağımızı anladığımızda aslında Ethereum Bitcoin grafiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Ethereum Bitcoin grafiğinde güzel yukarı yönlü bir kırılım varsa bu Pepe'de de güzel fiyatların geleceği anlamına gelir. Ancak Ethereum Bitcoin'e karşı güç kaybediyorsa bu da bizlere aslında Pepe'de daha düşük fiyatları göreceğimizi ve Pepe'de aslında daha iyi alım fırsatları görebileceğimizden bahsediyor olabilir. Burada Pepe 4 saat grafikte şu anda 2000 seviyesinden işlem görüyor. Pepe de burada yukarı yönlü gidebilmemiz için kesinlikle geçmemiz gereken iki farklı seviye bulunuyor. Bunlardan bir tanesi buradaki 2250 seviyesi. 2250 seviyesi bize için gerçekten çok önemli. Pepe henüz burayı aşabilmişti. Evet, e, burada bazı vardı, açtı ancak üzerine günlük veya haftalık bir kapanış yapmadığı için ben bunları geçersiz sayıyorum. E, Pepe de burada 2250 seviyesini aşıp üstünde günlük bir mum kapattığımızda artık yukarı yönlü gerçekten karşımıza ciddi bir direnç seviyesi kalmıyor. Pepe de dikkat etmemiz gereken bir diğer seviye ise burada altımızda buna mavi kutucuk seviyesi. Bu kutucuk 1600 ile 1700 1800 seviyeleri arasında bulunuyor. Pepe eğer Ethereum Bitcoin'e karşı güç kaybederse veya genel anlamda kripto para piyasası güç kaybederse ve bu seviyelere kadar gelirse ben bu seviyelerden alım yapacağım. Pepe'de benim alım yapmayı beklediğim bölge buradaki mavi kutu seviyesi 1600 ve 1800 seviyesi arasında bulunuyor. tabii ki de bu seviyeden de aşağılara düşerse kademeli olarak da alımlarımı arttıracağım. Ancak e, Pepe'de şu anda burada bulunduğu bölgenin alım yapmak gibi bir planım yok. Bir long pozisyon planım da bulunmuyor. Yukarı yönlü bir işlem açmak için de ben buradaki yeşil ve buradaki mavi kutucuk direnç seviyelerinin kırılmasını beklerdim açıkçası. Bunlar benim Pepe hakkındaki kısa vade görüşlerim. E, kısa vade önümüzdeki haftalarda yaşanabilecek senaryolar bence bunlar. Sizler Pepe hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Videoyu kapatmadan önce sizlere Bluefin ve Babit borsalarından da bahsetmek istiyorum. Bu borsalara benim bana kayıt olduğunuzda ee, ...gerçekten çok ciddi depozit bonuslarına faydalanabiliyorsunuz. Ee, Blofin borsasında 2000 dolarlık bir depozit yaptığınızda... ...Futures kısmında 300 dolarlık çok ciddi bir depozit bonusundan e, faydalanabiliyorsunuz. Bybit borsasında aynı şekilde bu depozit bonusları 30.000 dolara kadar çıkıyor. Gerçekten çok güzel bonuslar olduğunu söylemeliyim. Ben bu iki borsayı da uzun süredir kullanıyorum... ...ve sizlere de gönül rahatlığıyla bu borsaları tavsiye edebilirim. Bu borsalara kayıt olmak için aşağıda benim mal atımı kullanmayı unutmayın lütfen. Blofin borsasında şöyle bir iyi özelliği de var, bunu söylemeyi unuttum. Blofin borsasında işlem yapmak için... Kimlik doğraması yapmanıza da gerek yok. Yani kimlik doğraması olmadan kaldıraçlı ve spot işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet videoyu kapatmadan önce Pepe'deki son yorumlarımı yapmak istiyorum. Pepe eğer buradaki 2250 seviyesinde kırmak istiyorsa kesinlikle çok daha yüksek bir hacime ihtiyacı var. Şu anda hacimin Pepe hakkı için gerçekten düşük olduğunu söylemeliyim sizlere. Ee, Pepe'deki hacim yükselirse buradaki... E, Direnç seviyesini kırma ihtimalimiz de artacaktır. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.